Daha çok şey var ki daha. Ya Mahmut'la ilgili bir soru daha. Kavalalı Mehmet Ali ile ilgili saatlerce konuşabiliriz. Hiç konuşmadık. Efendim. Affedersin, o ders kitaplarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de ders kitaplarının düzelmesi için Milli Eğitim Bakanı talim terbiyeyi devre dışı bırakacak. Müfredat hazırlanmayacak. İlber Hoca gibi, Halil Hoca gibi güvenilen iki tarihçi seçecek. Efendimiz yazacak. Gibi. Yok. Biz naciz bir kuluz. Hocalarımızın yanında adımız okunmaz. Efendim? Bizim İlber Hoca ile Halil Hoca'nın yanında adımız, esamemiz okunmaz. Tabii ki okunmaz. Estağfurullah. Şimdi direkt Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla hocalarımızın başkanlığında bir heyet tarih kitabı yazacak. Türkiye'de tarih kitabı böyle yazılır. Başka türlü yazılmaz. Müfredat hazırlanmadan yazılması lazım. Çünkü müfredat hazırlıyor. Adam elini kolunu bağlıyor. Şu cümleyi böyle yazacaksın. Şu konuyu böyle yazacaksın. Ve o zaman müfredatı hazırlayan niye yazmıyor onu? Müfredat hazırlayan. Müfredat hazır, o müfredat hazırlanıyor. Yani nasıl yazılacağını yazılıyor. Ve maalesef şu var. O müfredatta Osmanlı'da, daha önce sen de yazdın, Osmanlı dönemindeki ders kitaplarının basit tekrarları oluyor. Ben artık şu kanaate vardım. Milli Eğitim Bakanı'nın direkt talimatıyla bu şekilde yazılacak Türkiye'de ders kitapları. Ya Balkan Savaşı. Türkiye'de yüz binlerce Balkan Savaşı'ndan göç eden insan var. Yani o kadar önemli, milyonlarca aile oradan gelme. Bu ders kitabında geçmiyor. Bilmem neredeki işte Ferhat Paşa Anlaşması. Zikotolog Anlaşması. Zikotolog Anlaşması. Şey ne gerek var ya? Çocuk diplomat, diplomat mı olacak yani? Evet efendim, Sayın Yahya Kemal Bahçe, Mustafa Rakım'ın kardeşi İsmail Zühtü olması gerek. Öyle dedim zaten. Öyle dedim zaten. Öyle dedim zaten. Kendileri Ünye'de olup hemşehrimizdir. Abdullah demedim mi? İsmail Zühtü. İsmail Zühtü'nün yaptığı meşhur Sultan Selim potesinin akıbetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Nereden duydum? Nerede olduğunu? Ne duydun? Hatırlayamıyorum efendim. Ama bunun bahsini duydum. Hattatlardan duymuş olabilirim yalnız. Son bir soru. Hüseyin Bey ısrarla soruyor. Hüseyin Demir. Şu kişi 2. Mahmud'un İsmail dededen Ferah Feza ayin beslenmesini istediğini yazmış. Siz sipariş ayini söz konusu olmaz demiştiniz. Bu ayini Dede Efendi istek üzerine mi yoksa içinden geldiği için beslenmiş? Cevabı vermiş mi Hüseyin'ciğim? Dede Efendi hakkında şu kitap dışında iyi bir kitap var mıdır? Rauf Ekta Bey'in Esatiz-i Elhan'ı vardır. En güzel kitap odur. Şu ana kadar yazılan. Bir de inşallah çıkartırsa sizin okuldaki... Talip Merdin. Çok belge toplamış, inşallah yazar. 2. Mahmud'un sanat çevresi diye. Sanat çevresi, evet. Çok önemli bir şey. Ondan sonra da tez o. Bir de efendim şu var. Dede Efendi hakkındaki en iyi kaynak Dede Efendi'nin kendi el yazısı defteridir. Hangi ayin, nerede, ne zaman okundu odur. Özel bir o yayınlanmış, özel bir koleksiyonda duruyor. Efendim, son bir soruya cevap verelim. Önce ben cevap vermek istiyorum, sonra siz arzu ederseniz. Birçok seyircimiz Sultan Mahmud'un reform hareketlerinin Atatürk'ün reformluğunun öncüsü olup olmadığını soruyorlar. Bence reformlar bir devamlılık arz eder. Tabii ki çok etkilenmişti. Başlangıç, Türkiye'nin modernleşmesinin başlangıcı sayılır tabii ki. Fakat Fahri Rıfkı, ki Atatürk'ün en yakın, Atatürk'e en yakın olan yazarlardan biridir. Fahri Rıfkı Atay'ın bir makalesinde şöyle bir şey okumuştum. Atatürk diyor, Sultan Mahmut reformlarını devam ettirdi, isnadı yapılıyor diyor. Hayır diyor, hiç alakası yoktur. Çünkü Sultan Mahmut'un ki devleti kurtarma ameliyesiydi, biz bir millet yaratma inkılabı yaptık diyor. Fahri Rıfkı'nın görüşü de budur. Artık kararı siz verin. Şimdi 2. Mahmud'un reformlarıyla Atatürk dönemindeki reformlar üzerinde arasında bir paralellik kurulabilir. Çünkü her ikisi de büyük devlet adamı ve kendi dönemlerinde radikal değişim ve dönüşümlere imza atıyorlar. Bir kere Türkiye'nin laikleşmesi konusunda 2. Mahmud devri özel bir önem arz ediyor. Özellikle ulemanın elindeki vakıf gelirlerinin devlet hazinesine aktarılması ilmiye mensuplarını zayıflatmıştır. Bir de Vakayı Hayriye'den sonra
ilk kurulan nazırlığın evkaf nezareti olması bir tesadüf değildir. Bütün vakıf gelirlerini topluyor. Vakıf gelirleri tek bir şemsiye altında. Cevherlerin yaptığı aslında. Budur. O kiliseyi şey yapıyor. Malları evet, alıyor. Tabii. Bir diğer husus. Ya, affedersin Yüksel, şimdi vakıf dediğimiz basit bir şey değil. Yani şimdi biz vakfı hep şunu biliyoruz. İnsanlar iyilik vesaire. Vakfını ama biliyorum. Vakfın, hayır hayır senin için demiyorum. Şimdi imparatorluğun. Vakıf gelin, para demek. Hayır imparatorluğun evet. Gelirlerini. Evkaf. Yaklaşık üçte birini. Vakıflar tutar. Hatta bu yüzden şöyle iddialar var. Türkiye'nin kapitalistleşmemesinin sebebi budur. Parayı duraganlaştırdı diye iddia edilir. Yani vakıf çok büyük bir gelir vakıf. Yine 2. Mahmut devrinde hem mülki amir olan hem yargıç olan, hakim olan kadılarla ilgili düzenlemeler vardır. Kadıları sadece bir yargı mensubuna dönüştürmüştür. Onların mülki görevlerini muhtarlık teşkilatı ile beraber muhtarlara havale etmiştir. Kadın aynı zamanda yönetici. Evet, dolayısıyla ilmiye sınıfının... Yasalarda da bayağı reform yapmıştır. Tabii, ilmiye sınıfının idari etkinliği azaltılmıştır. Bir diğer husus, imamlar kadıların mülki anlamda mahalli temsilcileridir. Onları da sadece dini hizmetleri yerine getiren, ifa eden din görevlileri haline getirmiştir. Diğer görevlerini budamıştır. Diğer yetkilerini budamıştır. Bu yönlerden bakarsanız 2. Mahmut devri reformları Türkiye'de laikleşmenin başlangıcı sayılabilir. Bu sebeple Atatürk devrine intikal eden miras ve başlangıç noktası biraz daha kolaylaşmıştır. Bundan başka kıyafet alanındaki reformlar, Avrupa'daki bir takım eşyaların işte mesela kendi devrinde çatal bıçak kaşık kullandığı için 2. Mahmut çok şiddetle eleştirilmiştir. Hmm. Hatta mekruh olan şeyler diye o devrin kaynağında böyle geçer. Bakanlar elçiliklerde Fransız ve İngiliz elçisinin arka arkaya balosu olmuş. Evet. 2. Mahmut döneminde. O balo bir rezalet. O balo bahsi, büyük bir skandal evet. Olmuş. Bunun işte Hüsrev Paşa. İşte burada çok ayrıntılarıyla tabii mevcut temasını. Teknedeki şeye gider. İşte o. Blond İngiliz... fırkateyn ismini verelim. Evet. İngiliz Blond fırkateynine gider. Orada efendim. Şimdi sen akademik anlatırsın. Yok yok. Ben o biraz keyifli anlatayım. Karada değil denizde. Denizde o sırada İngiliz diplomatlar hepsi orada. Eşleri. Yanında eşleri de var. Buna bahs yapıyorlar, dans ediyorlar. Hüsrev Paşa en başta ve bütün bizim paşalar seyrediyorlar. Ondan sonra Hüsrev Paşa bu karı benim konakta oynar mı diyor. Dansöz zannediyor. Büyükelçinin hanımını, sefireyi. Aman efendim diyorlar, eşlerimizdir. Ondan sonra bize de oynasın diyor. Ama ifade şu, çok güzel yazar şey onu. Evet. Bu karı benim konakta da oynar mı diyor. Adolf Slade onu bütün ayrıntılarıyla verir. İşte Kaputanı Derya vesaire bir sürü mülki askeri erken katılmıştır. Hatta o kadar memnun kalmışlardır ki Osmanlı Devlet adamları bir hafta sonra tekrarlanmıştır. Karada değil de denizde verilmesinin nedeni halk görmesin diyedir. Bir kısmı da kafayı bulup evet. Kadınlara saldırmış. Tabii. Felaket içmişler. İçmişler yani. Düşünsene Galantor Paşa Hazretleri. Efendim şimdi hep ne zaman şu müskilat bahsi geçse olay çıkıyor. Olay çıkıyor evet o çok. Mesela bir seyircimiz çok gönderdi Oğuz Bey. Peki diyor. Şey bu padişahların namaz kılmamaları, içki müptelası olmaları. İçki müptelası demedik efendim. İçenler var içlerinde dedik. Efendim Şeyhülislam ulema ve ümmet tarafından nasıl karşılanıyordu? Halife ve önder olarak görüldüğüne göre... Halk bilmiyor ki. Efendim durdurmuyorlar mıydı diyorlar. Halk efendim bilmiyor. Ne haddine. Sultandan bahsediyoruz. Bir de padişahların namaz kılmamak gibi bir lüksleri yok. Yani bunu yapamazlar. İsteseler bile yapamazlar. Mahmut ölürken bile cuma selamlığına çıkmak zorundadır. Tabii. Bir de Mahmut'un her dönemde beş vakit namazın cemaatle kılınmasına dair bir sürü fermanı vardır. Klasik çizgiden hiç ayrılmamıştır. Kadınların dışarıya çıkması konusunda sınırlamalar getirmiştir. Şekerci, dondurmacı dükkanlarına bunların hepsi arşiv belgesi. Burada numaralarıyla mevcut. Yaşmaksız gezmemeleri, frapan kıyafetlerle çıkmamaları, aşırı renkli elbise giymemelerine dair bir sürü fermanı vardır. Yani padişahların böyle namaz kılmamak veya klasik çizgiden ayrılmak gibi bir şeyleri yoktur. Burada yapılan şey askere talim yaptırmak, talim için gerekli olan mızıka ve üniforma gibi devrin gereklerini yerine getirmek, hükümranlık alameti.